Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yeni bir karşılaştırma videosuyla sizlerle birlikteyiz. Bir tarafta Huawei logosu taşıyan MacBook 2020 bilgisayarımız bulunuyor. Diğer tarafta ise 2015 yılında çıkan MacBook bilgisayarımız var. Aslında biz de yeni çıkan Air ile karşılaştırmak isterdik. Fakat Apple ürün yollamadığı için mecburen eldeki imkanlarla bir şeyler yapmak zorunda kaldık diyebilirim arkadaşlar. Tabi burada şu da önemli bir etken oldu. Normalde biz bu iki bilgisayarı karşılaştırmayacaktık. Fakat bu videonun incelemesine ve diğer kutu açma videosuna falan bazı yorumlar gelmişti. İşte bunu alacağıma ikinci el MacBook alırım gibisinden yorumlar vardı. Peki gerçekten bunu almak daha mı mantıklı? Biraz da bunu tartışacağız aslında. Bu cihazların bu arada sıfır fiyatları birbirine yakın. Şu anda MacBook'un sıfırını bulmanız biraz zor ama satan birkaç yer var. Oralarda da fiyatın ben 7500 lira civarında olduğunu gördüm arkadaşlar. MacBook 13 2020'ye baktığımızda da fiyatın yine 7500 liralarda olduğunu zaten biliyoruz. Peki bu bilgisayarı almak yerine bunu almak daha mı mantıklı? Bunu sizlerle paylaşacağız. Öncelikli olarak ben biraz sistem bilgisini vermek istiyorum size. Biliyorsunuz MacBook 2015 yılında çıkmıştı. Bazıları 2016'ya da sarkmıştı. 1.1 GHz'lik Intel Core M işlemci bulunuyor bu bilgisayarda ve 8 GB'de DDR3 RAM var arkadaşlar. Diğer tarafa baktığımızda ise 10. nesil Intel i5 bir işlemci görüyoruz. Ekran kartı tarafında GeForce logosu taşıyan MX250 bulunuyor. 2 GB'lık bir ekran kartı. RAM'de ise 8 GB'lık yine bir RAM'imiz mevcut. Ağırlıklara baktığımızda 1.300 gram gibi bir ağırlığı var. MacBook 13 2020'nin, Apple MacBook'un ağırlığı ise 900 gram. Taşınabilirlik açısından MacBook kesinlikle bir adım daha önde ki ama ekran farkı da var. Burada 12 inçlik bir bilgisayardan bahsediyoruz. Burada baktığımızda ise 13 inçlik bir bilgisayar söz konusu. Dolayısıyla arada 500 grama yakın bir fark var. Bu farkın da hiç az olmadığını biliyoruz. Lakin bu bilgisayarla yapabilecekleriniz ciddi anlamda sınırlı arkadaşlar. Yani bununla sadece ofis uygulamalarını çalıştırabileceksiniz desem yeridir. Photoshop'u çalıştırırken bile kasan bir bilgisayar var karşımızda. Dolayısıyla bu bilgisayarla yapabileceğiniz tek şey Starbucks'a gidip internet sayfalarında dolaşmak ya da ofis uygulamasını alıp çeşitli işte içerikler üretmek ya da mail atmak. Başka da bir şey yapamıyorsunuz diyebiliriz. MacBook tarafına baktığımızda ise MacBook 13 2020 ile gerçekten hemen hemen her şeyi yapabiliyorsunuz. Bu bilgisayarla oyun da oynayabiliyorsunuz. İşte programları da, uygulamaları da çalıştırabiliyorsunuz. Premiere gibi, After Effects gibi programlar da çalışıyor. Lakin After Effects'te biraz zorlanıyor. Bunu sizlere yeri gelmişken belirtmem gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla arada muazzam bir performans farkı var. Sakın o yazılan yorumlara aldırıp da gidip MacBook almak gibi bir hataya düşmeyin. Gerçekten ikinci eline baktığınız zaman 5000 liraya gayet temiz MacBook'lar var. Lakin 5000 liralara düşündüğünüz zaman da Huawei'nin D14 modeli var. Onu öneririm. O bile gerçekten bu bilgisayardan hayli daha yetenekli arkadaşlar. Bunu sizlere yeri gelmişken belirtelim. Bu bilgisayar tamam, tasarım olarak çok güzel. Eyvallah, çok hafif. Mobilite anlamında çok iyi. Gerçekten sadece bilgisayarı yazı yazmak için kullanıyorsanız ya da internette dolaşmak için kullanıyorsanız bu bilgisayarı alabilirsiniz. Hiçbir sakınca yok. Lakin ben arada Photoshop'la da uğraşıyorum. İşte Premiere'de video da editliyordum. After Effects'te böyle amatörce ufak çaplı çalışmalarım var diyorsanız MacBook 13 2020 almanız daha mantıklı olacaktır. Aksi takdirde bir MacBook aldığınızda o tarafta sizi ağır hayal kırıklığına uğratabilir ki bu bilgisayar bazen video oynatırken bile ısınmaya başlıyor. Bunu da size belirtelim. Tabii bu bilgisayarın yapısından dolayı arkadaşlar gerçekten Apple bu bilgisayarı çok ince olarak tasarlamıştı. Çıktığında da çok büyük ses getirmişti bu bilgisayar. Lakin dediğim gibi performans tarafında çok fazla bir şey sunmadığı için uzun ömürlü olamadı. Şu anda zaten Air'ler var. Bunların yerine biliyorsunuz Air'lerde de yine inceltme olayını biraz daha aştı Apple ve gerçekten ince bir tasarıma yöneldi. Lakin Air'e baktığınızda onda da performans sıkıntıları var mı? Evet var. Hatta yeni MacBook Air'in muhtemelen MacBook 2020'den daha aşağıda bir performans sergilediğini de söyleyebiliriz. En azından yayınlanan test ve uygulama sonuçları bunu gösteriyor bizlere. Lakin ileride elimize bir Air modeli geçerse bunu da hemen MacBook 2020 modeliyle karşılaştırmayacağımızı sizlere dipnot olarak paylaşalım arkadaşlar. Sizlere böyle bir bilgilendirme videosu yapmak istedik. Sakın 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 iki bilgisayar arasında kalıp da eski bir MacBook'a ya da gidip de sıfırından 7500 lira para vermeyin. Daha sonrasında ben ne yaptım diye düşünürsünüz. Bunu da sizlere söylemiş olalım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.